Biz her şeyden önce böyle bir netice karşısında itirazlar olabilir. Bunlar siyasette seçime girenlerin, sandığa müracaat edenlerin en tabii, en doğal hakkıdır. Düşünün, yani 29 binden 13 bine oy düşüyor. Şimdi buradan buraya eğer oylar düşüyorsa bu ne demektir? Burada bir hırsızlık var. Bir kaçak var. 29 binden 13 bine niye düşüyor? Nitekim 1963'te seçime şaibe karıştığı için seçim iptal edildi. Onların dönemleri. Şimdi şaibe çok çok büyük ve itirazlarımız yapıldı. Bütün delilleriyle, belgeleriyle bu itirazlar yapıldı. Bu itirazları yaptıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu bunun iptaline karar verdi. Bakın, iptal kararı verilene kadar CHP'nin başındakiler hepsi Yüksek Seçim Kurulu'na metiyeler döşenirken, ne zaman ki iptal kararı verildi, bu defa aman ya Rabbim neler söylemediler, çete mi demediler, burada nelerin döndüğünü biz biliyoruz ama konuşmuyor. Bildiğini söyle o zaman veya ispat et. Çünkü biliyorsunuz müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Zannediyorum pazartesi filan da beklenen o ki gerekçeli karar da açıklanacak. Ve gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte şu anda zaten süreç başlamış vaziyette ve bizler de çalışıyoruz. Öbür tarafta diğerleri de çalışıyor. 23 Haziran'da ve şurada 5 haftamız var. 5 hafta sonra İstanbul'umuzun inşallah kaderini farklı bir şekilde çizelim, zenginleştirelim. Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde de inşallah İstanbul'umuzu geleceğe taşıyalım diyorum.